Program biliyorsunuz. Bartın'da etkili olan sağanak ve sonrasında yaşanan e, sel felaketinden bahsetmiştik. Sel ve heyelan ne neden oldu sağanak. Yol ve e, köprü çöktü. Bir kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evinde arabalar, araçlarda mahsur kalanlar var. E, dolayısıyla e, bir yandan e, mücadele devam ederken son durum ne? Demirören Haber Ajansı muhabiri Murat Küçük karşımızda. Fazla bekletmeyelim. Bütün ayrıntıları Bartın'dan, Murat Küçük'ten dinleyelim. Murat. Evet, dün akşam saatlerinde Bartın genelinde yoğun bir sağanak yağış etkili oldu ve gece de devam etti. Hatta hala devam ediyor. Aralıklarla şiddetini arttırıyor. Bazen de yağmur yavaşlıyor. Tabii bu yağmur nedeniyle çok sayıda ilçede, özellikle Ulus ilçesinde su baskınları meydana geldi. Bu su baskınları da sele ve heyelan neden oldu. Ben şu anda Bartın Karabük yolundayım. Bartın Karabük yolu da heylan nedeniyle çökerek e, yol trafiğe kapandı. Şu anda Bartın ve Karabük arasında e, ulaşım sağlanamıyor. Yalnızca e, ara yollardan, ilçe yollarından, köy yollarından ulaşımlar ulaşım sağlanabiliyor. Tabii yağmur en çok da e, Bartın'daki köyleri vurdu. E, özellikle Ulus ilçesindeki e, köyleri vurdu. Bir kişi sel sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti. Ve 80 yaşında bir e, kadın da... Ee, maalesef kayıp şu anda ee, ekiplerin onu arama çalışmaları da e, sürüyor. 15 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Bartın Valiliğinden aldığımız bilgiye göre dün gece saatlerinde e, toplam 15 kişinin kurtarıldığını e, biliyoruz. E, çok sayıda e, köy yolunun e, köyleri birbirine bağlayan köprülerin yıkıldığını e, biliyoruz bu noktada. E, tabii yağmur da devam ediyor ve e, tehlikede devam ediyor. Gün boyu da sürmesi bekleniyor yağmur. Bu nedenle de ekiplerde tedbirler almış durumda. E, özellikle riskli bölgelerde oturanlar tahliye ediliyor. Onların e, daha risksiz alanlara alınması sağlanıyor. E, şu anda Karabük yolundaysa çalışmalar sürüyor. Bartun Karabük yolunda e, bu yolu açmak için e, çalışma başlattı ekipler. Tabii burası da bir menfez aslında bir köprü diyebiliriz. Çok sayıda ağaç parçasının özellikle menfeze sıkışması nedeniyle asfaltın çöktüğünü söyleyebiliriz. Öncelikle bu ağaç parçalarının tomruk parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı bu noktada Karayolları ekipleri ve özel idare ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Yaşlı kadını 80 yaşındaki yaşlı kadını arama çalışmaları da sürüyor şu anda özellikle e, AFAD ve UMKE ekipleri o noktada yoğunlaştı arama kurtarma ekipleri orada sel sularına kapılmış olabileceğinden e, şüphelenili, şüpheleniliyor kayıp e, kadının ekipler aramalarını o noktada e, yoğunlaştırmış durumda e, herhangi bir yaralı e, yok e, bu sel felaketinde şu an itibariyle ama gün boyu sürmesi bekleniyor ve büyük bir risk şu anda benim arkamda gözüken benim bulunduğum noktadaki yolda da zaman zaman çatlama sesleri yaşanıyor. Menfez burası aynı zamanda o denende de geç girişlere izin verilmiyor. Hemen benim arkamdaki noktaya geçişlere izin verilmiyor. Çökmüş durumda ama çöküğün ee, göçmenin biraz daha büyüyebileceği düşünüldüğü için e, yaklaşık 100, 100 metre, 150 metre ileriden yol kesilmiş durumda. Alternatif noktalardan ulaşım sağlanabiliyor e, Karabük'e. Tabii Karabük tarafında e, bu yolun ilerisinde de aynı bu şekilde menfezler var köprüler var. O noktalarda da göçükler olduğunu biliyoruz. Ancak ben o noktaya ulaşamadım. oradaki oradan öyle öğrendik. O noktadaki arkadaşlarımızdan öyle öğrendik. Orada da göçük olduğunu biliyoruz. Yağmurun gün boyu devam etmesi bekleniyor meteorolojinin uyarısına göre. Diyelim sözü size bırakalım. küçük çok